Edwin Minasyan yaklaşık 30 yıl önce Türkiye'den ayrılmış, Amerika'da yaşayan hukukçu bir İstanbul Ermenisi. Ana vatanını hiçbir zaman unutmayan, bir İstanbul, Anadolu ve Ege aşığı olan Edwin Minasyan'la yaptığımız söyleşin ikinci kısmı şimdi sizlerle. Edwin Minasyan, Los Angeles'ta avukatlık yapan bir İstanbul Ermenisi. Mesleğinin dışında çeşitli kuruluşlarda yöneticilik de yapan Minasyan, önemli davalarla ilgilenen Dünya Ermeni Hukukçular Birliği Başkanı. Edwin Minasyan'ın Türkiye'de başlayıp Amerika'da devam eden yolculuğu hakkında geçen hafta başladığımız sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 80 darbesi öncesinde hem bir insan olarak hem de Ermeni kimliğiyle sıkıntılı zamanlar geçiren Edwin Minasyan, bu ortamda eğitimine devam edemeyeceğini anlayınca Türkiye'den ayrılma kararı alır. Artık kafamda o acaba gitsem mi gibi düşünceler. Yani 78-79 senelerinde herhalde başladı, böyle orta 3, lise 1, lise 2. Bunun da en büyük sebebi o anda içinde yaşadığımız durumdu. İşte bu Türkiye çok gergin bir ortam yaşıyordu. Yani böyle bir huzurlu olarak bir normal öğrencinin ne bileyim işte bindin, otobüse bindin, indin. İşte sınıfına, okuluna yürüyeceksin. Bugün belki o çok rahat geliyor insanlara. Ama benim 14, 15, 16 yaşlarında olduğum zaman her an işte karşında yolunu birisi kesebilir. Hangi taraftansın, sağcı mısın, solcu musun, şu musun, bu musun diye bir sorular sorulup ondan sonra yanlış cevap verirsen başına bir şey gelebilir. Kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. İşte bu 12 Eylül darbesi oldu. Tabii daha da şey arttı. Bir de bende böyle bir özgürlük sevgisi var. Yani özgürlük değil mi? Şahsi özgürlük. Yani yolda yürüdüğüm zaman kimse beni rahatsız etmesin. İşte okula girdiğim zaman rahat girebileyim, çıkabileyim. Yani o bir genel bir kavram diyeyim. O daha da böyle sıkılınca hiçbir şeyle alakam yok yani o zaman. Ne, politikayla falan fazla bir alakam yok. Şahsi, ferdi özgürlükten bahsediyorum. O daha da kısıtlanınca işte ne bileyim her tarafta yürüyorsun, yol aranıyorsun, çantanı aç, göster, kapat, işte okula girerken aran, hani suçlu suçsuz herkesin böyle şey olması bir gerginlik, bir kuşku, bir şey yaratıyordu. Acaba yani bu şu anki günde, yani dediğim şimdi Aralık'ta diyelim, artık Kasım 1980'de bu kararı verdim tam kesin olarak. Daha şimdiki bilgimle yani bunu diyeceğim. Ben Türkiye'ye bir Turgut Özal'ın geleceğini düşünemedim o anda. Ve yani benim gördüğüm kadarıyla yani Türkiye'ye o benim gördüğüm karanlığı açan, aydınlatan kişi o olmuş. Minasyan'ın dedesinin makine fabrikası 2. Dünya Savaşı sırasında tedbir amaçlı olarak devlet kontrolüne alınır. Devlet, dede Minasyan'a fabrikada çalıştırmak için büyük çoğunluğu Ermenilerden ve Rumlardan oluşan bir işçi listesi hazırlatır. Dede Minasyan'ın hazırladığı listeyle bir tarih yazdığından haberi yoktur. Diyorlar ki bu fabrika bu devletin şu ihtiyacı için çalışacak. Ve ihtiyaç ne? Yıl 1941, Almanlar Yunanistan'ı istila etmişler ve Selanik civarlarında da orduları çok büyük işte mezalim yapıyor falan. Ve Makedonya yani Trakya üzerinden de Türkiye'ye girme ihtimalleri var. Türkiye'yi işgal etme ihtimalleri var. En azından bir endişe duyuluyor. Ve bu yüzden galiba hendekler kazılacak. İşte Edirne'nin oralara, sınırı. Yunan sınırına Almanları durdurmak için. Fabrikada işte böyle inşaat, harç, delme makineleri yapan teknolojiye sahip. Ve İşte bunun resimlerimiz falan var, subaylarla dedemin, babamın gençliğin resimleri falan. Aynı zamanda, şimdi bununla paralel bir şey, çok Türkiye'de bugün tabii acıyla andığımız, inşallah bir daha olmasını temenni etmediğimiz bir varlık vergisi durumu yaşanıyor. Yani servetinizin, yani diyorlar ki işte evinin değeri şu, işinin değeri bu, toplamı
$100,000, $90,000 vereceksin. Ama sen gidip onu satamazsın ki o parayı bulasın. O yüzden çok kişi mağdur kalıyor. Yani ve bunu ödeyemeyenler Aşkale'ye, Erzurum Aşkale kasabasına, o taraflara taş kırmaya, sürgün gibi bir yere yollanıyorlar. Yani hapishane, taş kırıyorsun falan. Çok, ve orada çok kişi de, tabii bunlar sağlıkları her zaman iyi olan kişiler değil, bu Ermeniler, Rumlar. Bunlar yollanıyor ve orada çoğu belki işte verem oluyor, zatüre oluyor. Yani, ve çok aileler çok korkuyorlar. Ve dedemin de o anda çok büyük bir işçiye ihtiyacı var. Çünkü daha çok şu anda devlet çalıştırıyor fabrikayı. Ve ailelerden, akrabalardan, yakınlardan, komşulardan gelen büyük ricalar, ısrarlar. Ve kendisi işte bir liste hazırlıyor tabii ihtiyacım olan kalifiye işçiler diye. Ve bunların bazısı belki manav, kasap, mahallenin tanınmış şeyleri, esnaf, o tip insanlar. Ve bunların isimlerini tek el yazısıyla yazıyor. Bizde ailede bir kopyası var. Ve o isim listesindeki olan herkesin Aşkale'ye sürgünü işte önleniyor. Ve onların bir yerde ailelerinin başında olmalarını, işte çocuklarının başında olmalarını ve belki de hastalanıp ölmemelerini sağlıyor. Birkaç yıl önce hunharca bir saldırı sonucu öldürülen Hrant Dink'in çok yakın arkadaşı olan Minasyan, hazin olaydan sadece 2 ay önce Amerika'da Dink'i misafir eder. Kendisinin bir ödül törenindeki konuşmasını hala unutmayan Minasyan, Hrant Dink'i Ermeni cemaatinin Martin Luther King'i olarak görür. Hrant Dink çok kişiye olmuş olduğu gibi bana da çok tesir etmiş. Yani hayatımdaki tanımış olduğum en değerli, en böyle Anadolu insanını tam olarak bütün vücudunda temsil eden, yani baba bir insandı. Kendisiyle yani ölmeden 2 ay önce burada beraber olmuştuk. Kendisiyle iyi bir arkadaşlığım vardı. Hrant bir odaya girdiği zaman, bir kişiyle konuşmaya başladığı zaman o kişi, ya ben sanki Hrant abi veya Hrant kardeşim benim yıllardır arkadaşım gibi, o insana hitap eden öyle bir değişik bir mıknatıs dediğimiz magnetik bir şahsiyeti vardı. Ama ben hakikaten işte kendisini davet etmiştim. Bu dediğim 2006 yılının Ekim'in sonlarında oluyor. Hukukçular Birliği'nin toplantısına. Philadelphia'da gerçekleşti bu toplantı. Ondan sonra epey beraber işte orada misafirim oldu. Oradan Washington'a geçtik. Orada bazı görüşmeler yaptı. Zaten bunu Ağustos'ta son yazmış olduğu yazıya bakarlarsa, arşivde falan varsa insanlar görür. Yani Don Quixote'un diaspora seferi diye bütün bu birlikteliğimizi yazmıştı. Hiçbir şeyden korkmayan, içinden geleni söyleyen, yani ne bileyim bir yerde bazıları diyor, ben de katılıyorum. Yani bazı Ermenilerin Martin Luther King'i gibi gördüğümüz, en azından bazılarımız ve inşallah Ermeni olmayan insanlar da onun bu değerini anlamışlardır ve takdir etmişlerdir. Zaten işte en son eniştem vefat etmişti. Kendisi bunu öğrenmişti. İşte ocağın belki öldürülmeden 2-3 gün önce telefonla konuştuk. Bana bas sağlığı için telefon açmıştı. Bence onun ölümü, yani Türkiye'deki şu görmüş olduğumuz değişimlere bir yol açmıştır diye düşünüyorum. İnsanların bakış açısını değiştirmiş diye düşünüyorum. Yani Ermenilerin, her ne kadar bugün yine bir Ermeni dediğim ve belki bazı insanların kafasında bir ampulde düşman, yabancı falan diye ışıklar yansa, o ışıkların, o ampullerin azaldığını görüyorum. En azından ümit ediyorum. En azından küçük adımlarla da olsa adımların başlamış oluşu ve o adımların ileride belki daha büyüyeceğine, yani şu anda bir %1, %2, %3 adım atılmış da olsa, onu Hrant'ın bir yerde bir hayatını bedel olarak ödemiş olduğu eser diye düşünüyorum. Edwin Minasyan, Dink'in öldürülme haberini bir sabah ansızın öğrenir. Minasyan'a göre Hrant Dink'in ölümü dünyada ve Türkiye'de bir şeylerin değişmesini tetiklemiştir. Hrant'ın ölüm haberini zannedersem televizyonda aldım. Böyle dondum kaldım.
kere. Yani şöyle bir artık tavana baktım. Hiçbir şey, ne yani ne bir kızgınlık ne bir şey yani. Tamam, böyle bir duygusuz boş bir an geçirdim. Tanıdığın, iki gün üç gün önce sesini duymuş olduğun bir insan. Tabii ki ailesi, yakınları, orada olanlar benden çok daha ağır hissettiler. Çünkü beraberdiler ama biz de tabii, ben de çok. Yani yakın bir kere bir abime şu anda yok. Tabii ondan sonra telefonlar gelmeye başladı, sorular gelmeye başladı. Öğrenebildiğimiz kadar ne olduğunu öğrendik. Zaten yani ne olup bittiği bir an önce tabii kafamda zaten aydınlanmıştı. Yani benim için sorulacak bir soru yoktu. Yani böyle bir kişinin, yani memleketini bu kadar seven, bu kadar Anadolu'ya düşkün bir insanın canını nasıl alırlar? Tabii sonra onlar da aklınızdan geçmeye başlıyor. İşte bu eğitim, bu nefret, kin, yani kendisinin tamamen karşı olduğu şeylerin sonunda kurbanı oldu. Dediğim gibi yani hayatını verdi. Değer mi, değmez mi? Onu herkesin kendi takdirine bırakıyorum. Hasta iki toplumuz biz. Türkler ve Ermeniler. Birbirlerine yönelik ilişkilerinde. Ermeniler büyük bir travma yaşıyor Türklere yönelik. Türkler ise Ermenilere yönelik büyük bir paranoya yaşıyor. İkimiz de klinik vakalarız. Tam klinik vakalarız. Ermeniler gelecek bir gün tekrar topraklarımızı alacak falan filan. Ama bunun arkasından bunlar gelir gibi o paranoya durum. Travmatik durum ise ulan bunlar bir türlü kabul etmiyorlar. Bak inkar da ediyorlar yaptıklarını falan, o travma ruh hali. Şimdi burada şu var. Kim tedavi edecek bizi? Fransız Senatosu'nun kararı mı? Amerikan Senatosu'nun kararı mı? Kim reçeteyi verecek? Kim bizim doktorumuz? Ermeniler Türklerin doktoru, Türkler de Ermenilerin doktoru. Bunun dışında doktor, ilaç, hekim yok. Diyalog tek reçete, doktor da birbirlerinin doktoru. Bunun dışında bir çözüm yok. Yok ve yok. Ben açık konuşayım size. Bu tarihsel bir acı mıdır? Biz yaşadık, atalarımız yaşadı. Anadolu'da hoş bir laf vardır ve biz Anadolu insanıyız. Acıyı onurla sırtlayıp taşımak. Yaygara yapmadan. Ana vatanını hiçbir zaman unutmayan Edwin Minasyan sık sık Türkiye'ye gidip akrabalarını ve liseden arkadaşlarını ziyaret eder. Minasyan'a göre artık Türkiye'de değişim rüzgarları kendini iyiden iyiye hissettirmektedir. Değişim çok farklı. Yani eskiden böyle Türkiye'ye girerken işte belki herkes de o an, yani yalnız Ermeni olmanın içinden değil. İşte ya kapıda ne diyecekler ki, askerlik şeyin falan, her şey iyi, bazı insanların her şey yapılmış durumda. Fakat işte soru soracaklar mı, şey oluyor, böyle bir rahatsızlık hissediyordun. O endişe hafif hafif gitti. Edwin Minasyan bir İstanbul ve Ege Denizi aşığı. Sık sık Türkiye'yi ziyarete giren Minasyan, kendisini İstanbul'da ve Ege Denizi'ndeyken dünyanın başka bir yerinde olmadığı kadar mutlu hisseder. Yani ne olduk işte, hafif yaşlanıyoruz yani. İşte ne bileyim, dediğim gibi İstanbul çok daha çekiyor. Hakikaten çok sevdiğim bir şehir. Yani tarihinde zaten biraz tarih merakı olan birisiyim. Böyle yani böyle İstanbul'a benim kendi bakış açılarım var. Böyle yürürken de benim Haliç'in surlarına bakan, işte acaba işte fetih gününde imparator en son neredeydi falan, onları böyle kafasında canlandıran böyle bir başka bir şeyim var. Bakış köprüden sol taraftan, sol gözümle Ayasofya'ya, sağ gözümle Süleymaniye'ye bakış. Bir de Ege Denizi çok daha farklı. Yani dedim ya, böyle İstanbul'da olduğum zaman merkezde hissediyorum. Bir de böyle Ege Denizi'ne suya atladığım zaman aynı şekilde. Yani diyorum bu benim denizim. Yani Karayipler'de, şurada, burada falan, nerede olursan ol, ben o suya girdiğim zaman benim suyum diye hissediyorum.